seçime gidiyoruz. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu'nu birileri aday etti. Benim bildiğim Sayın Cumhurbaşkanı en az 100 defa Kılıçdaroğlu'na çık karşıma, çık karşıma, çık karşıma dedi. Çıktı, onu aday yapan sizsiniz. Şimdi ne oldu? Ve anketler yükseldikçe bu sefer sesler de yükselmeye başlıyor. Bir sürü iftira, bir tane bakan seçimin güvenliğinden, asayişinden sorumlu olmasına rağmen, kendisi de aday olmasına rağmen şu açıklamayı yaptı. 14 Mayıs'ta AK Parti kaybederse bu AK Parti, Türkiye'ye vurulmuş bir darbedir. Bizi indirmek istiyorlar. Bir diğer Sayın Ömer Çelik de şunu söyledi. Bir dakika, Sayın Ömer Çelik de şunu söyledi. Muhalefetin tek amacı var, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'yi yenmek. Evet, evet. Onun için seçime girdik. Yani seçime girerken, ey milletimiz biz kaybetmeye gidiyoruz mu diyecektik. O zaman seçime niye girelim? Elbette ki iktidar olmak, sizin bozduklarınız yapmak, yapamadıklarınız yapmak için iktidara talibiz. Bundan daha doğal bir şey var mı? Ama Ankara'da da yaptılar. Evet, bir tarafı Ankara gücü, bir taraf Bursa. Ankara'da da yaptılar. Şimdi Sinan Ateş'in kardeşleri, Sinan Ateş'in ablaları, Sinan Ateş'in büyükleri, Sinan Ateş'in kardeşleri. Bursa bir değerini kaybetti. Gencecik bir akademisyen Ankara'nın göbeğinde katledildi. Azmettiriciler belli, katiller belli. Ama uçan kuşu bilen, bilumum teröristlerin ayak numaralarına kadar bilen, Gabar'da bize mezar kazdıran Sayın Erdoğan, nasıl oluyor da Sinan Ateş'in katillerini, azmettiricilerini bulamıyorsun? Ya işte bunun adı, işte bunun adı artık iktidardan gidiyor olmaktır. Sözünün geçmediği bir cumhurbaşkanı, topal ördek olmuş bir cumhurbaşkanı demektir. Öyle olduğu için bu kadar kabalar, bu kadar hakaret ederek yol yürüyorlar. Ama 14 Mayıs akşamı Allah şahittir, helal oylarınızla bu seçimi kazanacağız. Buradan söz veriyorum. Buradan söz veriyorum. Sinan Ateş'in katilleri, azmettiricileri elbette hesap verecekler. Gerçekten hesap verecekler. Eğer o hesabı sormazsam namerdim, şerefsizim. Şimdi dün Sivas'taydık. Sivas'ta da aynı şey. Muhsin Başkan'ın da kanı yerde kaldı. Muhsin Başkan da bir suikaste kurban gitti. O suikastin ne olduğu, ne bitti, kapatıldı, geçti, gitti. Kimse ne olduğunu anlayamadı. İçimizde Muhsin Başkan bir yara, Sinan da çok yeni, çok taze bir yara. Annesi, babası, kardeşleri, gencecik eşi Bengisu ve Banu Çiçek. Küçücük iki kız çocuğu babasız kaldılar. Şimdi buna vicdanı sızlamayanın insan olması mümkün değil. Elbette hesabını soracağız. Hukuk önünde en ağır cezayla cezalandıracaklar. Ama şimdi bugün evlerine gittik. Sinan'ın arkadaşlarından bazı arkadaşlarımızla görüştük. Bana dedikleri şu: milletvekili görünüşlü bir muhterem diyormuş ki bunlara, onun arkadaşlarına, bu işin peşine düşenlere diyormuş ki, 14 Mayıs akşamının ertesi günü 15 Mayıs sabahı artık Bulgaristan'a kaçarsınız. Ya dervişin fikri neyse zikri de odur. Sen Bulgaristan'a kaçmayı mı düşünüyorsun muhterem? 15 Mayıs sabahı kaçamayacaksın, kaçamayacaksın. Kaçamayacaksın. Görürsün, kaçamayacaksın. Türkiye mübareklerin elinde sanki savaşa gidiyor.
Yahu seçime gidiyoruz, seçime. Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Bu arkadaşlara göre biz işgalciyiz. Hadi oradan be. Hadi oradan be. Ne zaman milli iradenin sahipleri bu ülkede işgalci oldu? Ne zaman işgalci oldu? Bu nasıl bir psikolojidir? Şimdi hepsi kafayı sıyırdı, hepsi kafayı yedi. Sayın Erdoğan bizi, Sayın Kılıçdaroğlu'yla beni gabara gömüyordu. Mezar kazarken petrol bulmuş. Ya hayırlı bir işe sebep olmuşuz, vesile olmuşuz. Gabarda mezar kazdılar, petrol çıkmış. Şimdi yakın zamanda Gabar'da petrol bulundu ya, Cudi'de de. Çünkü Cudi ve Gabar'a gömeceklerdi. Gömecekti muhterem. Şimdi herhalde Cudi'de de başlayacak kazma. İnşallah orada da bir doğalgaz, petrol neyse bir şey bulur. Bir mezar kazımı esnasında Türkiye kazanır. Şimdi böyle cumhurbaşkanı olamaz. Cumhurbaşkanı bu ülkede yaşayan her bir vatandaşının namusunun, şerefinin, güvenliğinin, malının, mülkünün emniyetinden sorumludur. Kadına sürtük diyemez, çürük diyemez, düşük diyemez, gençlere süfli diyemez, doktorlara defolun gidin diyemez, çiftçiye hain diyemez, domates yetiştiricisine terörist diyemez ve muhalefete oy verecek bu asil milletin mensuplarına işgalci diyemez, darbeci diyemez. Ya arkadaş, kafayı mı yedin sen? Bizim belimizde silah mı var, darbe yapacağız? Bu asil millet senin beceriksizliğin yüzünden 15 Temmuz'da ortaya çıkan o darbe kalkışmasının karşılığı olarak bu devleti köprüden ve sokaktan toplayıp getirdi. Şehit olma uğruna, şehit verme uğruna gazi olma bedelini ödedi. Daha ne yapsın bu millet? Bir de onlara sen darbeci mi diyorsun? Senin canını onlar kurt. Ben geleceksin dedim Bilge, adı da Bilge. Geleceksin dedim, geldi. Şimdi önemli kısmı ne? Dünyanın en iyi finansçılarından birisi. Bir Türk genci, ama ne biliyor musunuz? 30 sene Amerika'da yaşayıp vatandaşlık almamış. Amerikan vatandaşı değil. Amerikan vatandaşı değil. Hala Türk vatandaşı. Hala Türk vatandaşı.